ta sahanlarımızın batı sınırlarında belirlenir. Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını da... Lütfen eylemenizi sonlandırın! Nasıl mücadele edeceğiz? Önce Türk milletiyle uğraşmayın, Türkiye ile uğraşmayın. Efendim sabah şeriflerin hayırlı olsun. Bendeniz Fehmi Çalmık, Politik Adam programında yine sizinle beraber olmanın mutluluğu içindeyiz. Bir hafta geçti, bir haftadan sonra dünyada ve Türkiye'de önemli gelişmeler oldu. Bugün sizleri dost ve kardeş, iki devlet, tek millet çatısı altında sokaklara dökülen sevgi seli olan Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında kazandığı zaferle ilgili, Azerbaycan'ın bugün yeniden Azerbaycan topraklarına, hasret kaldığı topraklara kavuşmasına ilişkin ki süreci benim için çok önemli. 15 Temmuz'un kahramanlarından emekli Tuğgeneral Ali Demir komutanımla beraber konuşacağız. Komutanım hoş geldiniz. Sağ olun Fehmi Bey. Bugün 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili çok önemli bir gün ve bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaptığı son Cumhurbaşkanlığı seçimini de Demokratik Sol Parti Mersin eski milletvekili Sayın Akif Serin'le konu Skype üzerinden canlı yayında alacağız. Evet komutanım tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Komutanım benim için çok önemli. Benim hayatımın milli kahramanlarından biri. Estağfurullah, Ay estağfurullah. Yıldızın Çocukları isimli kitabımda ve belgeselimde komutanımın 15 Temmuz gecesi onunla beraber cephe arkadaşları, silah arkadaşları, Arif Çetin komutanım, Güven Şaban komutanım, Aziz Yılmaz komutanım, Ahmet Hacıoğlu komutanımla beraber komuta merkezini kurtarmada gösterdikleri eşsiz gayretleri dile getirmiştik. Onun için onu konuk etmek, bir milli kahramanı bugün konuk etmek benim için bir şeref, bunu belirteyim. Komutanım en son İçişleri Bakanlığı Bakü ateşesiydi. Müşaviri olarak Bakü'de 2 yıl görev yaptı. Ermenistan-Azerbaycan sorununun tam ortasında bu konunun içinde değerlendirmeleri, araştırmaları ve bu konuya ilişkin stratejik analizleri var. Komutanımı izleyicilerimiz birçok televizyon kanalından, medya organından da bu analizleriyle tanıyor. Evet komutanım, biz konuşmamıza ilk önce şuradan başlayalım. Kafkasya'da dengeler ve roller değişiyor. Nedir bu Kafkasya'nın bu kadar önemi? Şimdi Fehmi Bey, malum önce bir Karabağ kavramından bahsedecek olursak, Karabağ işte Azerbaycan'ın Tiflis'ten itibaren kuzeyden güneye doğru ortadan ikiye bölen bir havza şeklinde akan Kür Nehri ile Türkiye'den doğup İran sınırlarından devam eden Aras Nehri arasında kalan 18 kilometre karelik bir alan. Kafkasya, Türkiye ile Orta Asya'daki Türk topluluğun arasında bir köprü. Kafkasya, Rusya açısından kazanımlarının bırakılmak istenmediği stratejik öneme haiz, Hazar'ı kontrol eden, efendim kuzey hattında kara ve demir yolu ulaşım hatlarının geçtiği bir bölge. Şu pandemi sürecinde Uzak Doğu, Çin, Hindistan mallarının Hazar Denizi üzerinden Bakü'ye gelmesiyle birlikte Bakü, Gence, Tiflis işte Türkiye üzerinden Avrupa'ya pazarlanmasıyla ilgili kritik bir alan. Bunlardan daha da önemli kılan, hepsi önemli olmakla birlikte, efendim Azerbaycan'daki Azeri Çırağı bölgesindeki petrol yatakları, Güneşli Rezervi bölgesindeki doğalgaz enerji havzası. Bunların işte Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ile ham petrol şeklinde Avrupa'ya pazarlanması, örneğin Azerbaycan petrollerinin büyük bir bölümünü ham olarak İtalya Ceyhan'dan satın almaktadır.
TANAP projesi Avrupa'ya gidecek bir doğalgaz enerji koridorudur. Bundan da ayrıca Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattında da bu pandemiyle bağlı olarak yük taşımacılığında 2,5-3 kat daha bir hacim artmıştır. Anlıyoruz ki Sovyetlerden ayrılan Cumhuriyetlerin bağımsızlığa kavuşmasından hemen sonra Ermeni saldırılarıyla Hocalı katliamı, Azerbaycan topraklarının işgal edilmesi 30 yıl önce sıradan, gelişi güzel bir saldırı değilmiş. Yani Azerbaycan'ın bu anlamdaki stratejik önemi de bu surette ortaya daha belirgin olarak çıkıyor. Malum belirttiğiniz hususlara aynen katılıyorum. İşte 1828 Osmanlı-Rus Harbi ile birlikte Türkmençay Anlaşması ile Ruslar şu andaki Aras Nehri'ni hudut kabul edecek şekilde Azerbaycan Türklerini ikiye böldüler. Artı 17. yüzyıldan itibaren buradaki emperyalist düşüncelerini hayata geçirmek için Karabağ Hanlı bölgesindeki ÖPÖS Türk Hanlı olan Karabağ bölgesinde Türklerin bölgeden uzaklaştırılması, bölgeye Ermenilerin kademeli olarak yerleştirilmesi stratejisini izledi. Bunun da en son zirve yaptığı dönem Sosyal Sovyetler Cumhuriyet Birliği'nin dağılmasının müteakiben belirttiğiniz gibi 26 Şubat 1992 tarihindeki Hocalı katliamı, sonrasında Dağlık Karabağ sıklet merkezi olacak şekilde Dağlık Karabağ ve onun etrafındaki 7 ilin kademeli olarak işgali ve ona neticesinde de 1 milyonun üzerinde Azerbaycan Türkü'nün kendi öz yurdunda göçmen durumuna düşmesiyle sonuçlandı. Komutanım, şimdiki süreç ve gerçekten ekranlar veriyor ve gerçekten Anadolu Türklerinin Balkanlarda, dünyanın neresinde varsa bu ay yıldızlı bayrağın kutsiyetini anlayan, vatan anlamında bir mana iklimi içinde gezen her Türk'ün göğsünü kabartan bir süreç yaşandı. Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Ermenistan'a karşı aldığı başarılar. Şimdi bir kafa karışıklığına gerek olmadan şu anda önümüzde yeni bir anlaşma ortaya çıktı. Bir anlaşma var. İşte Ermenistan işgal ettiği toprakları bırakıyor ama bırakırken de yakarak bırakıyor. Okulları, evleri yakıyor. Ermeni yine Ermeniliğini bu anlamda düşman olarak da yapıyor, süreci yapıyor. Şimdi sizden, zatenizden istediğimiz şu. Yeni bir anlaşma, yeni bir yol haritası. Siz hazırlıkla geldiniz, haritalarınızla geldiniz. Şimdi izleyicilerimiz birçok konuyu konuldu ama işin erbabından bu yeni bir süreci bir dinleyelim. Bu olay bize neyi getiriyor? Biraz önce belirttiniz Karabağ'ın stratejik önemini, buradaki Türklerin üçe ayrılmış alanını, burada hedeflenen yani Güney Azerbaycan, yani Kuzey İran'daki Türklerin keyfine diyecek yok. Hem takımları, futbol takımları inanılmaz başarı sağlıyor. Hem de Ermeniler füzelerin üstüne yazmışlar it kovar diye. Ve bu surette aldıkları başarılarla gurur duyuyorlar. Bize bu süreci anlatabilir miyiz komutan? Şimdi Fehmi Bey, Azerbaycan'la Ermenistan arasında son 2016 yılından bu yana 4 yıl içerisinde 5 Nisan 2016 çatışmaları yaşandı. 12-14 Temmuz 2020 Tovuz bölgesindeki silahlı çatışma olayları vuku buldu ve en son 27 Eylül 2020 pazar sabahında Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından Terter bölgesi sıklet merkezi olacak şekilde top, havan gibi konvansiyonel silahlarla sivil yerleşim yerlerine terörist saldırılarda bulunuldu. Bu bir devletin yapacağı reaksiyon değildi. Şimdi bunun öncesine nasıl gelindi? Şu andaki Ermenistan Başbakanı Paşinyan Nisan 2018'de sokak hareketleri başlatmak suretiyle iktidarı
ele geçirdi. İktidar ele geçirmesini müteakip tamamen kendi kurumlarıyla kavga eder bir pozisyonda. Burada bir Paşinyan portresi Ermenistan için ne anlama geldiğini kısaca bir anlatabilir miyiz? Bu adam devletin resmi uçaklarıyla kaçakçılık yaptığı iddiaları da bir olan evet. bir kişi. Zaten bütün bu olayların birinci derece faili Paşinyan. Paşinyan iktidara gelmeden önce Ermeni halkına milli gelirlerini asgari 3 kat artıracağını, olimpiyatlar düzenleyeceğini, fabrikalar açacağını, iktisadi sözlerde bulundu. Fakat iktidara geldikten sonra İçişleri Bakanlığı, 2 tane Tehlikesizlik Hizmeti Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, ana muhalefet görevlerden uzaklaştırdı, ana muhalefet parti liderini içeriye attı. Eski Cumhurbaşkanı Koçaryan'ı tutuklattı. Artı Rusya ekoliyle yetişmiş asker ve bürokratları devletten uzaklaştırdı. Bunun yanı sıra da tuttu. O biraz önce belirttiğim 25 Nisan 2016 tarihindeki çatışmalardaki Ermenistan ordusunun zayiatları ile ilgili gizli bir raporu kamuoyuna sundu. Buradaki maksadı orduyu sıkıştırmak, kendi istediği şekilde şekillendirmekti. Peki perde arkasında Paşinyan'ı bu kadar güçlü kılan hangi irade? Avrupalılar mı? Bunu tabii ki Avrupa Birliği'nde Macron, yani Fransa ve Amerika Büyük Birleşik Devletleri elçisiyle görüşmelerinin söz konusu olduğu ile ilgili bizim açık kaynaktan elde ettiğimiz istihbari bilgiler söz konusu. En son anlaşma sonrasında kendisine yönelik protesto hareketleri sebebiyle Ermenistan'da yayınlanan gazetelerde Amerikan Büyükelçiliği'nde gizlendiği yönünde de haberler çıktı. Dün akşam da kendisine yönelik bir suikast girişimi olduğu ve darbe yapılacağını eski bir kişi yakalandı. Bununla ilgili de tutuklamalar var yani Azerbaycan'da. Yani o da ne kadar gerçek bir haberidir ben ona şüpheyle yaklaşıyorum. Şu anda kendisi tamamen bir sorumluluk altında. Hani ona suikast düzenlemek de onu yani tırnak içerisinde söylüyorum kahraman yapar. Yani görevden uzaklaştırdığı eski Anavatan Partisi lideri bir devlet tehlikesizlik hizmeti başkanı da içerisinde olduğu bir savaş gönüllüsü ve başka bir partinin eski yöneticisinin suikast düzenleyerek darbe yapacakları iddia ediliyor. Ben bunu çok gerçekçi bulmadım. Açık kaynaktan okuduğum bilgileri. Paşinyan bizim 30 yıldır devletimizin, milletimizin başına bela olan ve halen Suriye'de fitne ateşlisini söndüren PYD'nin yapısı, PKK'yı da Ermenistan'a çağırıp burada kamp kurduran evet. bir başbakan değil mi? Doğrudur. O Şuşa'da bir halay çekme vesaire görüntüleri var. Bu 27 Eylül'deki çatışmaların öncesinde de Ağustos'ta 500 civarındaki PKK'lının Ermenistan üzerinden Dağlık Karabağ'a aktarıldığı $600 para karşılığında Azerbaycan'a karşı mücadele ettiğiyle ilgili istihbari bilgiler var. Azerbaycan Devlet Tehlikesizlik Hizmeti de geçtiğimiz 2-3 gün içerisinde bu yönde PKK'lı teröristlerin Süleymaniye'den gelen ve Suriye'nin kuzeyinden gelen PKK'lı teröristlerin telsiz görüşmelerini verdi. Orada diyor ki teröristler karşıda Türkiye Cumhuriyeti askeri yok. Azerbaycan silahlı kuvvetleri var ve o Türk sihaları etkin görevler icra etti şeklinde rapor veriyoruz. Şimdi Paşinyan sadece kendisi, eşi de Keleş'le verdiği resimlerle, yapısıyla şu anda Aliyev'in dediği ne oldu Paşinyan, ne oldu Paşinyan dediği gibi Paşinyan Ermenistan ilişkisini Ermenistan'ın başına gelmiş en büyük bela gibi gözüküyor. Ama şu anda bir anlaşmayla bir geri adımlar atan. Şimdi Paşinyan bir devlet yöneticisi olamadı. Allah'tan ki de olamadı. Yapmış olduğu terörist eylemler Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarılmasını sağladı. Dağlık Karabağ özerk bölgesinin sorununda Azerbaycan lehine çözümlenmesinin
ne vesile oldu. Paşinyan Rusya karşıtı bir iktidara geldikten sonra politika izledi. Bunu da Putin 27 Eylül'den sonra başlayan çatışmaların neticesinde adım adım cezalandırarak sonuçlarına katlanması yönünde bir tutum sergiledi. Komutanım, gelelim anlaşmaya. Bu anlaşma ne içeriyor? Burada Azerbaycan'ın avantajı, Türkiye'nin avantajı nedir? İşgal edilen toprakları, hani herkes televizyonda bölgeler, reyonlar diyor. Evet. Bu reyon ne anlama geliyor? Bu buradaki aldığımız kazanç nedir? Bunu bize bir izah eder miyiz? Şimdi başlangıçta şunu arz edeyim. Reyon, hani bir bölme. Bizde de Türkiye'de geçer. Yani mesela marketlerde reyon filandır. Fakat Azerbaycan idari yapılanmasında reyonlar şehir ve ilçelere verilen isimler. Reyonlar da reyon icra hakimiyeti başçıları tarafından idare ediliyor. Yani bizim il valilerimiz şeklinde anlayabiliriz. Şimdi 27 Eylül'de başlayan silahlı çatışmalarda 8 Kasım'da malum Dağlık Karabağ özel bölgesi içerisindeki Azerbaycan halkı için çok tarihi öneme haiz, kültürel nitelikli ve 18. yüzyılda hakimiyet süren Karabağ bölgesi hanlığının baş kentini yapmış Şuşa şehri ele geçirildi. Şuşa şehrinin ele geçirilmesiyle birlikte orası bana göre Şuşa şehriyle birlikte Laçin koridoru bu harekatın askeri harekat açısından baktığımızda ağırlık merkeziydi. Ele geçirilmesi halinde karşı tarafın savaşma azim ve iradesinin kırıldığı bir yerdi. Şuşa şehri ele geçirildikten sonra biraz sonra söyleyeceğiz. Hankendi el atılması kolaydı. Hankendi Dağlık Karabağ'ın büyük şehri. Artı Şuşa şehri Hankendi ve Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında ulaşımı sağlayan tek karayolu. Yönetmenimiz bu arada birinci haritamızı da versin komutanım. Evet. Yani izleyicilerimiz bu stratejik şeyi birebir daha rahat görmüş olacak. Tabii harita üzerinden anlatırsak daha uygun olacaktır. Ben kısaca şöyle bir bölgedeki durumu arz edeyim. Şurada koyu kırmızıyla belirtilen bölge Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi. Bu Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi Şuşa, Hankendi, Hocalı, Hadrut, Hocavent yerleşim merkezlerinden oluşmaktadır. Burası 4400 kilometre karelik bir alanı kapsıyor. 1988 ile 94 yılı arasında Ermenistan'ın yapmış olduğu saldırılar neticesinde Kelbeçer, Laçin, Zengilan, Cebrail, Fuzuli, şurada da Ağdam var. Olmak üzere 7 Azerbaycan ili ve ilçesi işgal edilmiştir. Yani bölgenin sorunun iki boyutu var. Biri Dağlık Karabağ özerk bölgesi, biri de onun mücavirinde yani batısında, güneyinde ve doğusundaki Ağdam olmak üzere. 7 rayon dedikleri yer burası. Doğrudur. İşgal edilen, Ermenistan tarafından işgal edilen bölgeler. Evet. Şimdi Dağlık Karabağ özerk bölgesinin özerkliğinin kaldırılması yönünde Azerbaycan parlamentosu 1991 yılında bir karar almıştı. Buranın özerkliğinin olmayacağı yönünde. Fakat daha sonraki Madrid görüşmelerinde Agit Minsk grubu eş başkanlarının girişimleriyle bu Dağlık Karabağ özerk bölgesinin özerkliğinin muhafaza edilerek Kelbeçer ve Laçin hariç Zengilan, Cebrail, Fuzuli ve Ağdam olmak üzere 5 reyonun Azerbaycan'a teslim edilmesi konusu gündemdeydi.
Zaten bu Ermenistan terörist saldırısı başlamadan önce bu Terter bölgesine top atışları yapmıştı sivil yerleşim yerlerine. 22 Eylül 2020 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bu 5 şehrin kademeli olarak Azerbaycan'a devri hususunda da Moskova'yı ziyarette bulunan Azerbaycan Milli Meclis Başkanı'na bir meyanatta bulunmuştu. İki rayon neydi? Yani 5 rayonu veriyor iade edilmesi. Şimdi o iki rayon şu. Kelbecer. Ermenistan, Kelbecer'le Laçin diyor. Teslim edilirse bizim bu Dağlık Karabağ'la irtibatımız kesilir. Buralar, şu özellikle Dağlık Karabağ'a, Şuşa üzerinden giden Laçin koridoru Ermenistan'la bağlantıyı sağlıyor. Bağlantımız ortadan kalkar. Ve biz bu kazanımlarımızın hepsini yok eder, yok olur şeklinde bir endişeleri söz konuydu. Şu anda zaten hepsini kaybettiler. Yani o Madrid. Ya bu korku Rusya'da da vardı, Ermenistan'da da vardı. Tabii ki vardı, vardı. Şu andaki Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bu planı ve 27 Eylül öncesindeki statüyü silah gücüyle ve uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve yetkilerini kullanmak suretiyle ortadan kaldırdı. Komutanım şu, Azerbaycan Türk Silahlı Kuvvetleri diyelim, bunu bireyinin hakkıyla bu anlaşmayı aldı. Bu tam bir zafer. Bizim halkımızda şöyle bir şey var. Biz sahada kazandığımızı masada kaybediyoruz. Anlaşmaya reklam aramızdan sonra döneceğiz ama biz masada kazandık. Yani alanda da sahada da kazandık, masada da kazandık değil mi? Evet, şimdi bu anlaşmaya bir devam edelim. İkinci haritayı alalım. Şu anda bir dakikamız var. Bir reklam arasından sonra komutanım ikinci haritaya dönelim. Bir ikinci haritayı alabilir miyiz sevgili yönetmenim? Evet. Şimdi bu anlaşma gereğince bakın şu koyu mavi ile olan alanlar Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nce işgalden kurtarılan bölgeler. Bu anlaşma gereğince 15 Kasım'da Kelbecer, 20 Kasım'da Ağdam, 1 Aralık'ta da Laçin bölgesindeki gerek Ermenistan askerleri gerekse sivil şahıslar tamamen Ermenistan'a çekilecekler. Bu ne demek? Zaten 4 tanesini işgalden kurtarmıştı. Sırayla Cebrail, Fuzuli, Zengilan, Kubatlı. 3 de burada Laçin, Kelbecer, Ağdam. 7 tanesi kurtarıldı. Yani tabii. Azerbaycan bu anlaşmayla 7 tane ilinde %100 hakimiyetini sağladı. 1 Aralık'tan itibaren. İlave kazanımı ne? Şuşa şehri, Dağlık Karabağ özerk bölgesi içerisindeydi. Daha önceden şu anda özerkliği yok. Bir de şurada Hadrut. Yani 9 yerleşim yerinde hiçbir şekilde bir Azerbaycan hakimiyeti dışında başka bir güç bulunmayacak. Komutanım arzu buyursanız reklamlardan sonra o harita şeyine devam edelim bu anlaşmanın stratejik şeyine. Evet sevgili seyirciler emekli Tuğgeneral Ali Demir komutanım Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılan anlaşmayı yorumluyor. Harita üzerinden birebir gelinen süreci reklamlardan sonra yine bizimlesiniz. Bekliyoruz efendim. Türkiye'nin birlik beraberlik noktası BBN Türk ekranlarında Politik Adam programı devam ediyor. Evet konuğumuz emekli Tuğgeneral Ali Demir komutanım. Ali Demir komutanım Türkiye'nin de çok yakından izlediği hatta masaya oturduğu gözlem sürecinde barış kuvveti olarak da orada yer alacağı Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki anlaşmanın safhalarını anlatıyor harita üzerinde. Ama biraz daha ekranda göreceksiniz. Mersin eski milletvekili Sayın Akif Serin'le Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerindeki son gelişmeleri değerlendireceğiz. Biliyoruz bugün 15 Kasım
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çok önemli tarihi bir gün. Sayın Selin, hoş geldiniz. Birazdan sizinle beraber olacağız. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Evet, değerli izleyiciler, emekli Tuğgeneral Ali Demir komutanıma tekrar dönüyoruz. Yeni bir harita var ekranlarımızda. Evet komutanım, bu harita bize ne anlatıyor? Bu harita toparlayacak olursak, efendim 1 Aralık'a kadar işte Kelbeçer, Ağdam, Laçin'deki Ermeni silahlı kuvvetleri ve Ermenistan şahıslarının gitmek isteyenlerin ülkelerine döneceğini belirtiyor. Şimdi biraz önce izah etmiştik. Dağlık Karabağ bölgesinde Hankendi, Hocalı, Ağdere ve Hocavent'in bir kısmında Ermeni kalmak isteyen Ermeni vatandaşları bu bölgelerde yaşayabilecek. Öyle anlaşılıyor. Fakat bu bölgeler, yanlış anlaşılmasın, en son yapılan anlaşmada özerkliğiyle ilgili herhangi bir husus yok. Sayın Aleviyen açıklamalarında diyor, kültürel haklar verebiliriz. 7 il tamamen Azerbaycan'a tabi olacak. Bu bölgede kültürel haklar vermek suretiyle Azerbaycan vatandaşlarının yanı sıra Ermeniler de birlikte yaşayabilecektir. Yani söylediğimiz Hankenti, Hocalı, Ağdere, Hocavent'in bir kısmında. Şimdi bu anlaşmada bir Laçin koridoru meselesi var. Efendim, Ermenistan'dan Hankendi'ye ulaşımı sağlamak için Laçin koridoru bölgesinde Rus barış gücü konuşlanacak. Aynı zamanda şu şeyde de gerek güney kısmında gerekse Azerbaycan'ın kuzey kısmında da Rus barış güçleri konuşlanacak. Türkiye yok mu Türk Silahlı Kuvvetleri? Bu barış gücünde o anlaşmada olmayacağı, Türkiye'nin denetim gözetim merkezinde olacağı söyleniyor. Dün ve ondan önceki açıklamalarda denetim merkezinin Türk askerlerinin şu Hankendi, Hocalı, Ağdere bölgesine girmeyeceği, Azerbaycan topraklarında konuşlanacağı, efendim İHA'larla izleme yapacağı, bu Rus barış gücünün faaliyetlerinin İHA'larla takip edileceği ve yerinden edilmiş vatandaşların, Azerbaycan vatandaşlarının bölgeye gelişmeleriyle ilgili konularının gözlemleneceği belirtiliyor. Evet. Bu 3 yıl içerisinde şu Şuşa'ya uğramadan Hankendi'ye giden bir yol inşası söz konusu. Bu anlaşma gereğince Sayın Aliyev'in açıklamalarından anlıyoruz. Bir de şurada temsili olarak belirttik. Nahçıvan'la Azerbaycan'a arayacak Zengesur bölgesi üzerinden bir yaklaşık 41 kilometrelik ulaşım ağı açılacak. Şimdi şuradaki biraz önce belirtmiştik. Aras Nehri bölgesine paralel giden bir kullanılmayan demiryolu hattı var. Efendim oradan mı olur? Onun kuzeyinden mi olur? Burada bir karayol ulaşım ağı açılacak. Burada da Rus barış güçleri bulunacak. Burası yalnız itilafsız Ermenistan'a niye varsa. Maalesef dediniz? Yani buradan Azerbaycan veya Türkiye kazançlı olmaz mı komutan? Şimdi burası uluslararası hukuka göre Ermenistan toprağı. Biraz sonra notlarım da var. Biraz sonra onu belirtecektim. Ermenistan'ın gerek 1988-94 yılları arasındaki yapmış oldukları insan hakları ihlalleri, katliamlar, mülkiyet haklarını gasp etmeleri, yağmalamaları, gerekse 27 Eylül'den itibaren yapmış oldukları sivil yerleşim yerlerine yönelik konvansiyonel silahlarla saldırı, terörist saldırılar neticesinde ve bu bölgedeki Kelbeçir'deki altın madenlerini işletme gibi Azerbaycan'ın ÖPÖS varlıklarına el koymaktan kaynaklı bir tazminat yükümlülükleri söz konusu olacaktı. Hani ben şahsi fikrimi arz ediyorum. Bu tazminat karşılığında burada bir kısım Ermenistan toprağı Azerbaycan'a devredilebilir miydi? Bu uluslararası hukukta tartışmalı bir husus, biliyorsun. Sınırların değişmezliği söz konusu. Böyle bir ihtimal var mı? Bunlar anlaşmada tartışılabilirdi. Ancak bunu Ermenistan kamuoyu da tabii ki hazır değil. Bu Ermenistan ileride mutlaka bir tazminat ödeyecek Azerbaycan'a. Yani ver kurtuldan daha öte bir şey yok. Bu aynı mı olur?
toprak terk etmem olur. Onu ilerleyen zamanlarda ve uluslararası hukukta bir haritamız daha var. Evet, devam edelim. Biz bu Kıbrıs meselesini bir konuşalım. Sonunda öyle mi tamamlayalım? Tamam, şey yapalım. Şimdi bu anlaşmanın devamı olduğu için bunu kesmeyelim. Ben devam edeyim, sonra evet. Söz hakkı vereyim. Biraz önce belirttik. Bu Laçın koridoruyla Şuşa arasında Rus gözlem noktaları. Bu açık kaynaktan anlıyorum ki 4 tane olacakmış. Bu Dağlık Karabağ bölgesinin güneyi ve kuzeyinde de gözlem noktaları. Güneyinde diyor 9 tane olacak, kuzeyinde 8 tane olacak. Ve efendim bu Terter bölgesiyle Ağdam, Hocavent arasında devriye faaliyeti icra edilecek deniyor bu anlaşma gereğince. Yalnız Rusların bu anlaşmaya hazır oldukları, önceden hazırlıklı oldukları anlaşılıyor. Süratle 20'nin üzerinde kurye uçağıyla 1000 küsur tane askeri bölgeye 11 Kasım'dan itibaren intikal ettirdiler. 10-11 Kasım'da Laçın koridoru Şuşa arasında tertiplendiler. Dün ve önceki gün itibariyle de gerek güney gerekse kuzey bölgesindeki gözlem noktalarını oluşturdular. Rusya hazırlıklı olduğunu anlıyoruz. Bir konu daha söyleyeceğim. Onu unutmadan arz edeyim. Rusya bu anlaşmanın sonucunda bir önceki haritaya gelebilir miyiz? Bir önceki haritaya. O Ermenistan'ın İran'la şu bölgede de 5 tane hudut karakolu oluşturmuş. Rus askeri İran sınırında da konuşlandı bu durumda. 2 tane de Nahçıvan bölgesinde konuşlandırmış. Bunlar ihtiyatla yaklaşılması gereken... Vallahi benim kafam karıştı. Rusya'yı buraya davet etmişiz gibi bir pozisyon oldu. Ben ihtiyatla yaklaşılması gereken hususlar olduğunu belirtiyorum. Notlarım da var. Daha sonra toparlayayım. Komutanım ağzınıza sağlık. Evet, Azerbaycan kadar bizim yüreğimizi sızlatan ve yaşama sevincimiz konusunda toprağımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gelişmeleri konuşmak açısından karşımızda Mersin Eski Milletvekili Sayın Akif Selim var. Sayın Selim, geçmiş günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir cumhurbaşkanlığı seçimi yaptı. Sayın Tatar iktidarı kazandı ikinci oylamada. Peki bize göre değerlendirirsek bu seçimler dünyaya ne mesaj veriyor? Şimdi bir kere bugün Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yılını coşkuyla ve gururla kutluyoruz. Ben hem bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olarak hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak çift vatandaşım. Yani kurulmuş olan bir devleti yaşatmak da çok önemli bir unsurdur. Bunun ilelebet varlığının devam etmesini canı gönülden diliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçen haftalar içerisinde bir iki turlu seçim sürecine girdi. Çoklu adaydan ikili aday sürecine düştü ve bu süreç içerisinde Kıbrıs Türk halkı özgür iradesiyle kendi cumhurbaşkanını seçti. 5 yıl boyunca bu ülkeyi yönetecek olan bir cumhurbaşkanı var. Bunun dünyaya mesajı açık ve netti. Ben özgür irademle dışarıdan dayatmalar olmadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını devam ettirecek olan bir yapıyı destekliyorum ve bununla da ilgili cumhurbaşkanımı seçiyorum dedi. Bundan dolayı da yeni cumhurbaşkanımızı kutluyoruz. Evet. Bu dünyaya verilen en büyük mesaj Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığının devam ettirilmesiydi. İki, orada keskinleşmiş iki tane kanat haline gelen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığının devam edilmesi veya varlığından devam edilip kendi içerisinde merkezi güçlü olan bir federal yapıda devletin kurulmasıyla, yani Türklerin azınlıkta olduğu bir yapıyla mücadele ediliyordu. Ve bu açık açık bir referandum niteliği taşıyordu. Bu referandum niteliği hem Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin birlikteliğini daha güçlendirdi. Bu bir devlet politikasıdır. Bunu bazı kişiler ve bazı siyasi partiler parti politikası gibi düşünseler de bu partiler gelip geçicidir, hükümetler gelip geçicidir, şahıslar gelip geçicidir, devlet gelip geçici değildir.
gelip geçici olmayan bir devlet politikası haline gelmiştir. Ve biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Tatar'ı değil de Akıncı'yı seçmiş olsaydık belki de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kapısına kilit vurulabilirdi. Bu açık ve netti. Bunu zaten açıklamalarının çoğunda bunu eski Cumhurbaşkanı Tatar söylemiştir. Yani direkt söylemese bile söyledikleri mesajların içerisinde müzakerelerinden ortaya çıkan sonuçlarda ortaya konuyor ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu federal çatı altına girmeli ve federal çatı altında devam etmeli diyordu. Sayın Seyir, zamanı değerlendirmek açısından kısa da bir süremiz kaldı. Zateniniz Kıbrıs seçimlerinde çok aktif rol oynadı. Yani sizin eski parlamenter olma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olma ve o bölgede akraba, yakın hısım ve seçmen bazındaki öngörünüz seçimin kazanılması konusunda çok önemli bir etki sağladı. Yalnız gelinen nokta Türkiye'nin şu geldiğimiz noktada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda yeniden bir değerlendirme yapması, bir zaaf analizi yapmasını zorunlu kılmadı mı? Şimdi bizim öz eleştiri yapmamız gerekirse Türkiye Cumhuriyeti olarak da biz Kıbrıs politikalarımızda bazı değişiklikler yapmamız gerektiği ortaya çıkıyor. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti ne yaptı ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Kıbrıs Türk halkının büyük bir çoğunluğu ya da azınlık bile olsa Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı belli tavırlar içerisinde oldu. İşte bunları tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak bunları tekrar gözden geçirilirse orada eğitim sistemi dahil olmak üzere, ilişkiler dahil olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşayabilmesi için gerekli şartların daha ehven şekilde oluşturulması gerektiği düşüncesindeyim. Bunun için de önümüzdeki günlerde inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunlarla ilgili değişik görüşmeler yapacaktır. Bunu daha iyi hale getireceğini düşünüyorum. Bunların temelinde mesela ben hep toplantılarda söylediğim bir şey vardı. Yurttaşlık bilgisi adı altında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yani 1571'den bugüne kadarki bir tarihinin okullarda okutulmasını istiyorum. Yani insanlar geçmiş ve tarihlerini bilirlerse, neler yaşadıklarını, geçmişini bilirlerse geleceklerini de ona göre tayin edebilirler. Günlük ekonomik sıkıntılarla değişik varyasyonlara ve değişik alternatif arayışlar içerisine girmezler. Biz bunların eksiklerini olduğunu düşünüyorum. Bunları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim muhakkak göz ardı etmeden gündeme getirecektir, bakacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin de buna destek vereceğine inanıyorum. En büyük eksikliği benim kalbim iki tarafta birden attığı için söylüyorum. İstihdam sorunu yaşayan bir ülkeyiz Kuzey Kıbrıs olarak. Bu istihdam sorunu çözecek projeler üretmeli Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle ve bunların üretilen bu projeler neticesinde işsizlik oranının azaltılmasını sağlamak lazım. Ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, Türk Cumhuriyeti'nin özellikle bir kötü amaçla söylemek istemiyorum ama değişik turizm adı altında alınmasının yerine istihdam ve üretime dayalı bir ekonomi ve üniversite adası haline getirilmesiyle daha büyük sonuçlara doğru gideceğimize inanıyorum. Benim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gönül bağım var. Orada özellikle Maraş bölgesinde yaşayan akrabalarım var. Ben de Maraşlıyım. Sonuç olarak baktığımda işte bu Maraş'ın açılış küçük de olsa başlanan bir açılım süreci var. Onu destekliyorum. Bunun ileriye dönük daha iyi sonuçlar vereceğine inanıyorum. Çünkü biz hep beklemede kaldığımızda şu sonuç ortaya çıktı. 47 yıldır bir çözümsüzlük üzerinde devam ediyoruz. Ve bunun da devam etmesi ancak Güney Kıbrıs'ın işine yarıyor. Bizim işimize yaramıyor. Bir yerden başlanmalıydı. Başlanmasında çok iyi olduğunu düşünüyorum. Sayın Sırın, bununla ilgili de bugün tarihi bir gün nedeniyle 15 Kasım diye programımıza konuluk olduğunuz ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başlı başına bu sorunu, Türkiye'nin bu konuya yaklaşımını,
gelecek perspektifini ele almamız için ayrıca bir canlı yayında bu konuyu uzunlama, sizin de katılacağınız bir program yapmamız gerekir. Bugün günün mana ve önemine ilişkin bize konuk oldunuz. Size teşekkür ediyoruz. Yeni dönemde hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçimleri hem de yakın siyaset arkadaşınız Sayın Maliye ve Hazine Bakanı Lütfü Elvan Bey'in de yeni görevinden dolayı da sizi de kutlamak istiyorum. Yeni dönem Türkiye'nin buradaki katalizör görevi, garantörlük göreviyle, dayanışmayla Kıbrıs'ın daha nice güzel günleri yaşamasını temenni ediyoruz. Şimdilik size bizim programımıza katıldığınız için çok teşekkür etmek istiyorum. Bir programımıza daha sizi konuk alma sözünü alarak söylerim. Bir muhakkak katılmak isterim ama bir dakikanızı da almadan geçmek istemiyorum. Yani gönlüm, kalbim hep iki taraftan atıyor. Attığı için de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Türkiye Cumhuriyeti'nin işbirliğini çok önemsiyorum. Bu önemsememden dolayı da önümüzdeki günlerde muhakkak bu programlara katılmak istiyorum. Bu arada sizin aracınızla, yine de basın aracınızla da Lütfiye'den arkadaşımı, benim 40 yıllık arkadaşımı kutluyorum. Zor bir görev üstlendi. Başarılı olmasını canı gözünden diliyorum. Zaten Türkiye'de şunu gördüm. Çok enteresandır. Parlamento tarihinde Plan Bütçe Komisyon Başkanı olduğunda konuşmuştuk. O zaman demişti ki oy birliğiyle seçildim. Meclis tarihinde oy birliğiyle belki seçilen tek Plan Bütçe Komisyon Başkanıydı. Yine bildiğiniz gibi yeni bakan oldu. İktidarıyla, muhalefetiyle, bütün partiler hepsi bu işte memnuniyetlerini dile getirdiler. Şunu anlıyorum, liyakat ve güven her şeyden önemli. Lütfiye Hanım'ın başarılı olması için iktidarıyla, muhalefetiyle herkes destek vereceğini düşünüyorum. Verdiğini zaten gördüm, bunun devam etmesini düşünüyorum. Benim arkadaşım da bunların hepsine layıktır. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet, sevgili seyirciler, emekli Tuğgeneral Ali Demir komutanımla Azerbaycan-Ermenistan arasındaki anlaşmanın safhalarını söyledik. Komutanımın çok önemli bazı notları var. Evet komutanım, programımızın sonuna doğru şimdi geldik. Evet, bu anlaşmada Sayın Aliyev nasıl değerlendirdi? Bu anlaşma dedi, üçlü anlaşma sorunun çözümündeki son noktadır dedi. İşte efendim, denetim gözetim merkezinde Türk askerinin mutlaka bulunacağının altını özellikle çizdi. Bu anlaşmayı imzalamış olmaktan ayrı bir mutluluk duyuyorum dedi. Şuşa'nın kurtarılması da bizim için çok özel bir anlam ifade ediyor şeklinde vurguda bulundu. Biraz önce belirttik, Nahçıvan arasındaki koridor önemli bir kazanım. Onun işletilmesi hususunu önümüzdeki ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Eğer bu koridor sağlanırsa Nahçıvan üzerinden bizim ata topraklarımıza Türkiye'nin ulaşması ve bizim Büyük Tuğra'na doğru yürüyüşümüzün çok önemli bir yol haritası. Kesintisiz bir karayolu ya da demiryolu ulaşımı olacak. Artı şimdi Nahçıvan özel bölgeniz, sizin enerjiniz gidecek oraya, doğalgazınız gidecek. Yani Azerbaycan devleti açısından da çok önemli bir kazanım olacak. Türkiye Cumhuriyeti ile Orta Asya'daki Türk toplumları ve devletler arasındaki koparılmış olan bağının da yeniden tesis anlamına gelecek. Suriye'deki gözlem noktaları gibi Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri'nin ortak gözlem istasyonları kuracağına ilişkin bir beklenti mi var kamuoyunda? Yani herkes buraya Rusya'nın buraya devredildiğini, Rusya'nın buraya hakimiyet kurduğunu düşünüyor. Yok, tam olarak öyle diyemeyiz. Devriye ve gözlem noktalarında Rus askerleri olacak diyor. Bunların faaliyetlerini ve gözlem etkinliklerini Türkiye'de izleyeceğini anlıyoruz. Bu anlaşmayı benim değerlendirmeme göre Türkiye, Rusya ve Azerbaycan uzun müzakereler sonucunda ortak bir noktada buluştular. Her safhasında 27 Eylül'den itibaren. Yani sonuç itibariyle biz sahada kazandık, masada kaybetmedik. Masada da kazandık. Ben sırayla arz edeyim. Yok, evet, kaybedilecek bir şey yok. Çok az bir zamanımız kaldı. Doğrudur. Yönetmenim bildiriyor. Azerbaycan 7 ilini ve Dağlık Karabağ bölgesindeki topraklarının %40'ında tamamen Rus askerleri olmaksızın %100 bir hakimiyet sağladı. Dağlık Karabağ bölgesinin özelliği diye bir husus şu an itibariyle söz konusu değil. Ermenistan silahlı kuvvetlerinin %27'sini kaybetti. Paşinyan bu anlaşmayı
askerlerin uzun müzakereleri, telkinleri, analizleri sonucunda imzaladığını söyledi. Efendim 3 milyar doların üzerinde bir harp silah araç gereci tahrip edildi. 10 yılda 4.7 milyar dolar Ermenistan silahlanmaya ayırmış. 8 yıldan önce toparlanması mümkün değil Ermenistan'ın. Evet. Yani dolayısıyla Ermenistan için bu kurtuluş oldu ve şunu söyledi. Eğer anlaşmayı imzalamasaydım Adam'daki, Hankendi'deki, Ağdere'deki 20, Kelbeşer'deki 20 bin asker tehlikedeydi. Komutanım, dedi Ermeni. Bizim demek ki Azerbaycan konusuna bu konuya apayrız. Tamamen bu konuya ait bir program yapmamız gerekiyor. Çünkü süremizin sonuna geldik. Söyleyeceğiniz çok nokta var. Benim de çok sorum var. Siz evet. Yani bir tarihi hazine gibi o konudaki bizim yol haritamızda çok önemli bir yerdesiniz. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Sevgili seyirciler, politik adamın sonuna geldik. Program süremiz yetmedi. Artık yönetimimizden bir saatlik programımızı daha uzun bir süreye çekmesini de talep edeceğiz. Yalnız gelecek hafta yeniden politik adamda yeni bir konu ve konukla buluşmak ümidiyle şimdilik size hoşça kalın diyoruz. İyi günler, iyi pazar günleri diliyoruz efendim. Hoşça kalın. Kıta sahanlığımızın batı sınırlarında belirli. Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını da... Türkler eylemedir, kontrol. Nasıl mücadele edeceğiz? Önce Türk milletiyle uğraşmak, Türkiye ile uğraşmak.